Ayça Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Kitap sonbaharın başlarında raflarda yerini aldı ve çok kısa sürede de çok güzel bir başarıya imza attı. Çok da güzel ilerliyor. Nasıl ortaya çıktı, biraz pandemi birikimleriyle oluşmuş bir kitap ama çok da güzel bir yol haritası aslında. Zaten kitabın da kapağında var aslında. Durmadan değişen dünyada hayatı planlama rehberi diye. Bir rehber niteliğinde diyebiliriz değil mi kitap için? Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim öncelikle güzel sözleriniz için. Pandemi döneminde ben eğitimci kimliğimin biraz daha sosyal medyayla etkileşim içerisine girmesinden keyif aldım diyebilirim. Ve bu dezavantajı nasıl bir avantaja dönüştürebiliriz diye düşünürken o dönemde gönüllü olan gençlerle beraber onların kişisel gelişimlerine yönelik yaşam becerilerini geliştirici bir takım eğitim modülleri oluşturdum. Ve bu modüller üzerinden aslında bir veri toplama imkanı edindim. Kendileriyle beraber yaptığımız çalışmalarda hem onların sorunları üzerine konuştuk beraber hem de ekip içerisinde çok güzel bir dinamiğimiz oldu. Güzel paylaşımlarda bulundular. Bir takım alıştırmalar deneyip geri bildirim verme şansında bulundular bizlere. Ve bu süreçte aslında yanlış anımsamıyorsam 2500-3000 kişi kadar bir sayıya ulaştık. Ve oradan edindiğim aslında verilerle, bilgilerle de aslında çok sorunlara nokta atışı, çözümler odaklı bir rehber ortaya çıktı. Ve elinizde tuttuğunuz kitap haline geldi. Yani eğitimci kimliğiniz olduğu için tahmin ettiğim yaş aralığı aslında böyle 18-30 arası gibi diye düşünüyorum. Bu kitlede en çok ne gibi sorunlar vardı? Nelerle karşılaştınız? Benim de aslında yola çıktığımda ilk aklıma gelen şey 18-30 hatta 35 yaş kitleye daha kolay hitap edeceğimdi. Ama zaman içerisinde gördüm ki çok öyle olmuyor. Çünkü artık öyle bir dünyanın içerisindeyiz ki hepimiz çok fazla bildirime maruz kalıyoruz. Çok yorgunuz. Hayatta çektiğimiz bir türlü sıkıntılar var. Bunlarla başa çıkmak için neler yapacağımızı bilmiyoruz. Ve aslında eğitim sistemine de bakarsanız evet tamam biz çok kıymetli beceriler ediniyoruz eğitim sisteminde ama dünya o kadar hızlı değişiyor ki bu hızla değişen dünyaya adapte olacak beceriler nasıl edineceğimize dair bir türlü eğitim alamadan mezun oluyoruz. İstediğiniz kadar güzel okullardan mezun olun. Günün sonunda şartlar o kadar hızlı değişiyor ki bunlara adapte olmak çok zor oluyor. Bunun sonucunda ürettiğim içeriklerde aslında baktım ki evet benim ilk etaptaki hedef kitlem 18-30 yaş arasıydı. Ama şimdi geldiğimiz noktada 50 yaşa kadar bir kitleye hitap ettiğimi gördüm ve aslında bu beni hem çok şaşırttı hem de çok mutlu etti. Ve aslında ne kadar ortak bir dil üzerinden de içerik ürettiğimi, insanlara fayda sağladığımı da görme imkanı buldum. Aslında yaş sınırı koymadan şu anda bence günümüzdeki insanların en büyük sorunu dikkatlerinin çalınması. Artık biz hani nasıl paramızı çaldırmamak için bir çaba gösteriyoruz, onu saklıyoruz, koruyoruz. Şimdi aslında dikkatimizi çaldırmamamız gerekiyor. Çünkü o kadar çok uyarana maruz kalıyoruz ki böyle zihnimiz dağınık bir halde ve neler yapacağımızı bilmiyoruz. O yüzden de kitabın özellikle böyle çok sade, akıcı, kolay okunabilir, o dikkati çalan şeylerden aslında etkilenmeden faydalı olmasını sağlayabilecek bir rehber halinde olması için de gerçekten çok fazla çalıştım. Yani bu elinde tuttuğunuz kitap aslında onun dördüncü şablonu diyebilirim. Önce bir yazıldı, sadeleştirildi, işte işin içerisinde hikayeler eklendi, alıştırmalar üzerine çalışıldı. Ve bana gelen geri bildirimler de kolay okunduğu üzerine. Bu beni çok mutlu ediyor gerçekten. Çünkü bunun için çok ciddi bir emek harcadım. Ama benim en çok bu yaş grubunda soruya geri dönersem, bu yaş grubunda gördüğüm en büyük sıkıntı dikkatleri bir noktaya odaklama. Çünkü dikkatimiz çalınıyor. Dikkatimiz çalınıyor. Peki acaba bu dikkat çalınması şeyden dolayı mı? Artık hani uyaran çok fazla şey var dediniz ya. O uyaranlar kafa karıştırıyor ve işte o bahsettiğimiz 18-30 yaş aralığında örnek veriyorum. Bir üniversite öğrencisi girdiği bölümden memnun değil mi? Başka bir taraftan, başka bir bölümdeki arkadaşı tarafından belki. Acaba orada daha mı rahat okurum, daha mı başarılı olurum, daha mı istediğim bir bölüm? Ya da belki geçtiği alanda, meslekte aynı şekilde. Bu uyarılar bunlar mı acaba, bu yüzden mi? Çok güzel bir yerden aslında girdiğiniz konuya. Bizim içinde bulunduğumuz toplumda özellikle böyle bir durum var. Her kafadan bir ses çıkıyor. Hani karar verip planlayamadığımız kısım evet, bu mu acaba? Evet, kesinlikle o diyebiliriz. Yani çok önemli faktörlerden biri diyebiliriz en azından. Çünkü herkes bir tavsiyede bulunuyor.
Ama aslında doğru ve güzel tavsiye veren insanlar sorulmadan tavsiye vermiyorlar. Tavsiye veren insanlar da genelde kendi korkularını, endişelerini, kaygılarını, olumsuz deneyimlerini yansıtıyorlar. Ben bunu kitapta kişisel filtreler olarak ifade ediyorum. Herkes kendi kişisel filtreleri üzerinden tavsiye veriyor gençlere. Ama sağlıklı tavsiye dediğimiz şey aslında akıl süzgecinden geçen, farklı koşulları göz önünde bulunduran, bireyin karakter özelliklerini, değerlerini, kişisel ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran tavsiyeler. Şimdi biz bilgi çağındayız diyoruz. İnternette her türlü bilgi mevcut ama bir yandan da bu bir bilgi kalabalığı yapıyor ve doğru, sağlıklı kişinin işine yarayan bilgiyi bulması da çok zorlaşıyor. Bu kadar kalabalık, bu kadar gürültünün içerisinde gençleri anlayan, onların ihtiyaçlarını yakından gören, gözlemleyen bir insan olarak aslında da bu kitabı yazmak istedim. Ve yayın evinden de zaten benim yaptığım çabalar sonucunda böyle bir teklif geldi. Böyle bir proje yapmak istiyoruz, ne dersiniz diye. Beni de çok mutlu etti. Evet dedim hemen. Kitapta en çok karşılaşılan sorunlardan biri de işte motivasyon kaybı. Bunlar da günümüzde çok fazla. Belki karşı taraftan destek görememe diye ben nitelendiriyorum o motivasyon kaybını. Belki evet, dikkat eksikliği, bahsettiğiniz gibi başka türlü sorunlar. Hepsi aslında biraz günümüzde daha fazla arttı diyebilir miyiz, o uyaranların artmasıyla birlikte? Kesinlikle öyle. Bir de biz böyle çok motivasyonun olması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir ilham perisi gibi ama ne yazık ki öyle bir şey yok. Takdir edilmeyi istiyoruz galiba. Evet, takdir edilmeyi istiyoruz, beğenilmek istiyoruz, onaylanmak istiyoruz, anlaşılmak istiyoruz. Birileri bizim anlasın istiyoruz. Hayatımızın zor olduğunu, zorlandığımızı anlasın, kabul etsin istiyoruz. Bunlar çok insani ve doğal ihtiyaçlar aslında. Hepimiz istiyoruz günün sonunda bu duyguları. Duyguları hissedebilmeyi. Biraz tabii şöyle bir durum da var. Evet, motivasyon önemli bir faktör. Çünkü motivasyon insanı harekete geçiren bir güç. Ama motivasyon biz harekete geçtikten sonra ortaya çıkmaya daha eğilimli. Yani şöyle düşünün, bir spor salonuna gitmek istiyorsunuz. Bakıyorsunuz aynaya, işte biraz fazla kilolarınız var. Canınız istemiyor. Bir de başka bir senaryo yapalım. Spor salonuna gitmeye başlamışsınız canınız istemese de ama bir bakmışsınız azıcık böyle hani kilo vermeye başlamışsınız. Aynada kendinizi beğenmeye başlamışsınız. İnsanlar size ne kadar güzel görünüyorsun demeye başlamış. O zaman daha motive hissedersiniz değil mi gitmeye? İnsanın biraz işte o yapabildiğini de görmesi gerekiyor. Yapabildiğimize görebilmenin aslında en kolay yolu da bir yandan başlamak. Ve başlamak bize çok korkutucu geliyor. Duygusal olarak zor geliyor, ağır geliyor. Çoğu zaman da başlayacak cesareti bulamıyoruz ya da işte ideal koşulları bekliyoruz. O yüzden aslında birazcık da kitapta onu anlatmak istedim. Evet, motivasyon önemli ama motivasyon sizi yola çıktıktan sonra daha çok ortaya çıkacak bir şey. Karar verme ve planladıktan sonra o harekete geçme kısmından sonrası nasıl şekilleniyor? Ben yaşam kalitesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani evet, çok zor koşullar altındayız şu anda hepimiz, her anlamda öyle. Ve bir yolculuğa devam etmek gerekiyor ama hani bu yolculuğun keyifli olması, elimizden gelen en iyi koşullarda olabilmesi yine bizim sorumluluğumuzda. Çünkü biz bunu bireysel olarak başaramadığımızda kimse bizim için çekil kenara, senin için ideal koşulları yaratacağım, hadi bakalım bu ortamda yaşa demeyecek. Ben o yüzden hep şunu diyorum, işsizlik de zor, iş arama süreci de zor. İş de zor. İngilizce bilmemek de zor, İngilizce öğrenme süreci de zor. İngilizce öğrendikten sonra sınavlara girip de onun iyi bir seviyede olduğunu ispatlamak da zor. İngilizceyi kullanıp sunum yapabilmek de zor. Yani sizin hayatınızda istediğiniz ne? Neye karar veriyorsunuz? Neye plan yapıyorsunuz? Bunlar birinci koşul. Bundan sonra bir şekilde harekete geçmek gerekiyor. Ve o harekete geçmeden önce mutlaka duygusal bir direnç yaşıyoruz biz. Yani %90-95 hepimiz o dirençleri yaşıyoruz. Canımız çok istemeyebiliyor yapmamız gerekenleri yapmayı. O yüzden bu noktada harekete geçmek çok önemli. Bir de harekete istikrarla devam ettirebilmek çok önemli. O noktada da iyi bir yaşam deneyimi tanımınız nedir? Bu yaşam deneyimine göre neye karar verdiniz? Ne yapmak istiyorsunuz? Sizin seçtiğiniz zorunuz ne? Hangi savaşa girmek istiyorsunuz? Neyle mücadele etmek istiyorsunuz? Planınızı yaptınız. Burada en iyi savaşı nasıl verebilirsiniz? En iyi mücadeleyi nasıl verebilirsiniz? Evet, şimdi harekete geçtiniz. Başladınız bir şeyler yapmaya. Peki bunu sürdürebilecek gücünüz var mı? Tabii ki bunu sürdürebilmek için de bir takım stratejiler var, kitapta da anlattığım gibi. Bu stratejileri uyguladığımız zaman aslında biz yaşam yolumuzu, yaşam yolculuğumuzu devam ettiriyoruz ve bunu kendi kurallarımızla devam ettiriyoruz. Önemli olan da zaten işte o kendi kurallarımızı belirleyip kendi kurallarımıza göre fırsatları görebilmek, o fırsatlara göre yolculuğa devam edebilmek. Aksi halde bizim için belki de biz doğmadan önce dizayn edilmiş bir yaşam
düzenine doğuyoruz. O düzenin içerisinde bize söylendiği gibi yaşıyoruz. Sürekli şikayet ediyoruz, mutsuz oluyoruz. Bir türlü de hiçbir şeyleri değiştiremeden hayatımıza devam ettiriyoruz. Aslında ben buna karşı olduğum için iyi bir yaşam nasıl olur? Önce buna karar verin, buna göre planlayın, buna göre harekete gidin ve o hareketi devam ettirin de anlatıyorum. Peki doğru karar vermek için ideal bir zaman var mı gerçekten? Birazcık hazır olmak gerekiyor. Çünkü şey durumunu da çok yaşıyorum ben öğrencilerle. İstiyorum, yapmak istiyorum, denemek istiyorum diyorlar ama duygusal olarak hazır değiller. Duygusal olarak hazır olmadıkları için de nasıl bir yol izleyeceklerini veya o karar verme süreçlerini nasıl uygulayacaklarını bilemiyorlar. Ben şuna çok inanıyorum. Her şey %100 akıl, mantık, %100 sezgi olmamalı. Arada bir denge olmalı. İnsan hem sezgilerini, iç sesini dinlemeyi öğrenmeli zaman içerisinde. Hem de aklını, mantığını kullanıp bu süzgeçten ilerleyerek kararlar vermeyi öğrenmeli. O yüzden duygusal olarak hazır olmak, kendini de duygusal olarak dengede, iyi, yeni kararlar verebilir durumda hissedebilmek çok önemli bir ön koşul karar verme sürecinde. Bundan sonrası da aslında daha analitik yöntemleri uygulamak üzerine gidiyor. Bu ikisini zaten dengeye getirmeyi öğrendiğimizde hayat çok daha kolaylaşmaya başlıyor karar verme süreçlerinde. Ayça Hanım, ilk kitabınız evet Karar Ver, Planla, Harekete Geç ama çok kısa bir sürede aslında ikinci kitap da çıktı diyebiliriz. Evet, aslında diyebiliriz. Bir ajanda. Onun içeriği nasıl? Bunun biraz daha devamı niteliğinde galiba. Aslında tesadüfen öyle oldu. İkisi birbirini çok güzel tamamlıyordu. Kitabın içerisinde de bir sürü alıştırmalar var. Evet. Yani konu anlatımının sonrasında çok pratik bir alıştırma var. Özetler var her bölümün özetler sonunda. Özetler var. Çünkü bazen insanın vakti olmuyor ama o konuda ufak bir tavsiyeye ihtiyacı oluyor. Hemen bir özetler kısmını açsın baksın diye. Ben uygulamanın, yaparak öğrenmenin, deneyimlemenin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Eğitimci olarak felsefem bu. O yüzden işin içerisinde planlamak söz konusu olduğunda ben zaten yıllardır dijital ajanda da paylaşan bir insanım sosyal medya üzerinden. Bu sefer Keskin Color'la beraber bir ajanda tasarladım. Tamamen her şeyini, iç tasarımları, görsellerine kadar hepsini ben tasarladım. Hatta hani bir tasarımcı kimliğim olmadığı için bir internet uygulaması üzerinden, bir platform üzerinden tasarlayıp tasarımcıya gönderdim. Tasarımcı birebir aynısını yaptı uygun çözünürlüklerde olması için. Ve şu anda bir kişisel gelişim ajandası çıktı. Kitaptan yaklaşık olarak bir ay sonra, bir ay 15 gün sonra çıktı. Onun da içerisinde standart ajandalardan farklı olarak bir sürü yönergeler, QR kodlarıyla beraber okutabilecekleri benim yazdığım yazılar onları yönlendirecek. Bir sürü alıştırmalar, yıllık planlar var. Çok da güzel geri dönüşler alıyoruz. Çünkü yurt dışında falan bir sürü örneklerine görüyorduk. Böyle farklı farklı bir sürü planlayıcılar, ajandalar var. Türkiye'dekiler biraz daha standarttı. Ve ajanda kullanımıyla ilgili en çok aslında aldığım geri bildirim de ben bu ajandayı alıyorum. Ama bir iki ay sonra kullanamıyorum, bir kenara kaldırıyorum diye. Biz de o yüzden her şeyi yönergeli olsun. Herhangi bir yerde soru işareti olmasın, neyin nasıl yapılacağını dair içinde örnekler olsun, yönlendirmeler olsun dedik. Ve çok kapsamlı bir ürün ortaya çıktı. Zaten bu kitabın da sonunda şu değişim rehberi var. Kitabı bitirdikten sonra aslında neyin düşüncemizde ne kadar değiştiğini kendimiz de aslında burada küçük bir test yapabiliyoruz da. Evet, kesinlikle öyle. Bir de şeye de çok önem verdim tabii kitabı yazarken. Biz pekiştirmeyi eğitimde çok sık kullanırız. Recycling deriz buna, geri dönüştürmek bilgiyi. O yüzden kitabın belli aralıklarında böyle belli bilgiler tekrar ediyor ki hani gözden kaçan bir şey varsa tekrar de artık yerleşsin diye. Aksi takdirde hani böyle çok dolu bir kitabı da okuyup da içinden hiçbir şey kalmadığı zaman da ben çok sevmiyorum. Dediğim gibi dikkatimizin çalındığı bir dönemde maksimum verimi sağlayabilecek şekilde olması için gerçekten çok ciddi çaba gösterdim ve hatta kitabı yazmasından çok aslında bu hedeflere yönelik olarak dönüştürmek benim vaktimi aldı diyebilirim. Ayça Hanım, kaleminize sağlık, ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sonbahar aylarında özellikle böyle hafta sonu bir çırpıda okumalık çok güzel bir kitap. Karar Ver, Planla, Harekete Geç. Ayça Karaman bizimleydi.